Soğuk kış günleri bitti, bahar kendini gösterdi ancak mevsim geçişleri insan psikolojisini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Peki süreci sorunsuz geçirmek için neler yapmak gerekir? Ayrıntılar haberimizde. Binlerce çıkıyorsun efendim. Özlemiş miyiz baharı? Tabii ki efendim. Havalar ısındı, bahar hissedilmeye başlandı. Havalar da güzelince Ankara'da. Kuğulu gibi bu muhteşem alanı değerlendirelim dedik. Gezmeye çıktık. Çok güzel hava şimdi. Mevsim geçişlerinde mental olarak çökük hissediyorum. Mevsimsel değişim insan psikolojisini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bunların başında uyku düzenindeki bozulma geliyor. Her yıl yaşadığımız bir durum bu. Özellikle Mart-Nisan aylarında. Uykuya dalma ve sabah uyanma saatlerimiz bu mevsim geçişlerinden etkilenebiliyor. Yani uykusuz kalmak kişinin güncel ritmini de bozabiliyor. Gerçekten mevsim geçişlerinde aslında psikolojik olarak kendimi yorgun hissediyorum. Fiziken her ne kadar belki uyumlanabilsek de mental olarak yorgun hissediyorum. Mevsim geçişleri sadece doğada değil insanlar üzerinde de değişikliğe neden oluyor. Bir gün yağmurlu, bir gün güneşli olması insanların ruh sağlığını da olumsuz etkileyebiliyor. Bu değişken geçişler fiziksel etkiler bir yana psikolojik sorunları da beraberinde getiriyor. Kışın yorgunluğu var tabii. Bahar gelince tabii bir şey oluyor insanlarda, bir dengesizlik oluyor yani. Ruhen sıkıldık, daraldık yani. Onun için yorgunluk ister istemez var yani. Bahar yorgunluğu denen bu tablo oluşmasında başka etkenler de var. Bitkilerin, polenlerin yayılması. Bunlar da yorgunluk, baş ağrısı, göz yaşarması gibi belirtiler yapabiliyor. Bahara var alerjim, evet. Ama şey yapmak lazım, dengeli beslendiğiniz zaman o alerjiyi atabiliyorsunuz. İlaçlı geçiyor, bir iki ilaç alıyor. Onda yok edilebiliyor. Yeter ki bahar gelsin her yere. Dünyamıza bahar gelse keşke. Peki süreci rahat atlatmak için ne yapmak gerekiyor? Bunların üzerine çok fazla yorum yapmamak lazım. Evet, bir bahar yorgunluğu yaşayabiliriz. Onu tatlı bir yorgunluk şeklinde yaşayıp aslında hayatımıza, aktivitelerimize devam etmeliyiz. Dışarı çıkacağız, yürüyeceğiz, parklarda olacağız, sokaklarda olacağız, adım atacağız. Evde kalmak asıl daha büyük kötü sonuçlar oluşturuyor. Peki o yorgunluğu atmak için neler yapıyorsunuz? Birlikte geziyoruz, eğleniyoruz, bol bol oksijen alıyoruz. Genellikle evde durmamaya çalışıyoruz. Biz gayet iyi hissediyoruz kendimizi. Hiç yorgunluk yok yani, gayet iyi. Çok iyi. O zaman deniz, tatil vesaire onlara enerjim depoluyor. Aynen öyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.